Şimdi boşanan anne baba çocuğu kimin alacağı konusunda anlaşamıyorsa İslam'da hüküm nedir? Nafaka her halükarda babaya aittir. Yani çocuğu doğuran babanın kendi adına doğruluyor. Kadın doğuruyor ama baba adına doğruluyor çocuk. Kur'an öyle söylüyor. Ve alel mevludi lehu. Çocuk kendisi için doğrulan baba rizgûne ve kisvetûne çocuklarını yedirecek, içirecek, giydirecek diyor. Bakara suresi. Nafaka kız evlenene kadar yani muhtaçlıktan kurtulana kadar. Erkek de öyle işte buluğa ermekte de yetmez. Buluğa erer çocuk ama ne yiyecek ne içecek, aç mı ölecek. Baba bunları bakacak. Fakat kimin yanında kalacak? Burada erkek kız farklıdır. Kız çocuğu ise 9 yaşına kadar annenin yanında İslam kalmasına hükmediyor. 9 yaşından sonra babaya intikal eder. 9 yaşına kadar anneden alınmaz. Erkek çocuğu ise 5-6 yaşına kadar annenin yanında kalır. 5-6 yaşında babaya geçer. Niye erkek önce alınıyor? Yani erkeklerin arasında babasının yanında büyüsün ki böyle kadınlar devamlı kadınlar arasında kalıp da ahlakında bir değişme söz konusu olmasın. Tekin günümüzde bazı meseleler oluyor. Bakıyorsun böyle kadın tipli hareketler yapan erkekler var. Nedir ne diye bir araştırıyorsun. Kadınların arasında büyüdüğü durumu işte şu anda mesela böyle şeyler duyuyorum. Dolayısıyla fıkıh diyor ki erkek çocuğu annesiyle 5-6 yaşına kadar kalır. Ondan sonra babasının yanına geçer ki sosyalleşir. Yani toplumda babasının yanında diğer erkeklerle de beraber oturur kalkar. Sadece annesinin yanında büyümesin diyor. 6 yaşına kadar annesi ona bakması durumunda var. O zaman hak annesinindir o yaşa kadar.